Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir format, yepyeni bir Dead by Daylight diyorsan hepinize selamlar. Oğlum neye gülüyorsun? Neye neye? Abi ben... Duvardaki adalet yazsın ama. Güle güle. Ben de ne kadar eğleniyorum şu an, farkında mısınız onun? Kim kime soruyor oğlum? Kim mi? Ben de seni çok senden ümitliyim. Değilim senden. Öncelikle bu formatı bana öneren canım arkadaşım Canan'a teşekkür ediyorum buradan. Ardından hemen formatı size anlatayım, sonra da videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bilmeyen yoktur aranızda. O yüzden onun formatına yakın bir formatı olacağı için özet geçeceğim. Biz o formatı Dead by Daylight'e uyarladık. Bu videoluk sunucu benim, dolayısıyla herkese tüm soruyu ben soracağım. Şöyle, ben yaklaşık 70 adet soru belirledim. Genel kültür sorusu. Sırayla soruyorum soruları herkese. Bilemeyen kişi bir adet hasar alıyor katil tarafından. Yani dolayısıyla herkesin bir yanlış yapmak var. İkinci hasar aldığınızda geri düşmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla yarışmadan eleniyorsunuz arkadaşlar. 3 kişi düştükten sonra sona kalan kişi de o yarışmayı kazanmış oluyor ve 1 oluyor. Böyle 2 ya da 3 maç, bilmiyorum artık, soruların yettiği şekil ayarlamaya çalışacağız. Henüz formattaki ilk videomuz olduğu için birkaç küçük problem olabilir. Geliştirebilecek önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tabii ki dikkate alırız. Onun harici sorularda adaletsizlik olmasın diye de soruyu soracağım kişi bana bir sayı söylüyor 1'den 70'e kadar. Ve 50 dedi diyelim. 50. soruyu ona soruyorum. Böylece kendi sorusunu kendi seçmiş oluyor bir nevi. Ve her bir maç boyunca her yarışmacının 2 joker hakkı var. Birisi 3 kişi arasından, kalan 3 kişi arasından istediği birisine seçip o sorunun cevabını verdirttiriyor. Ha, bir bilemezse yine yanıyor tabii ki ama güvendiği bir kişiye. Diğeri de klasik %50-50 joker hakkı. Yani iki tane yanlış şıkkı eliyorum. İki tane kalan şık arasından doğru olanını seçmeye çalışıyor. Bu kadar arkadaşlar format. Hepinize keyifli seyirler. Ahmet, şimdi ben mesela İbo'yla yarışıyorum. Joker hakkı var. Ben Mami'ye sordum. Mami ipnelik yapsın diye yanlış cevap verebilir elenmem için. Hayır, öyle bir şey yapamaz. Niye? Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar, saçma olur. Orası çocuğum Mami, taşak geçecek benimle, biliyorum. Bir şey yapmadı çocuk, bir sakin olun. Rivayetler üzerinden çocuğa sövüyorlar, inanılmaz ya. Ahmet beni bak, bulun Ahmet beni bak. Kapıdayım bak. Şu gerizekalı yazıcı ya. Adam stüdyonun girişini bulamadı, inanılmaz ya. Dördünüze bir karşıma almak için, bir konuşma yapmak için toplamış bulmaktayız şu an burada. Sıra kaynak ben. Muhammed Bey. Aranızdaki bazı pişler gidip internetten bakabilir, tamam mı? Bunun için mükemmel bir çözüm ürettim. Kur'an çarpsın deyin. Yarışmamızda istenmeyen misafirler var arkadaşlar, bir dakika. Akdoğan Bey yarışmacılarıyla gelmiş yanında, akrabaları gibi. Akdoğan Bey, Eyüp Sultan'dan geliyor. Bize de gelecek mi? 25 yaşındayım, Aydın'dan katılıyorum, işsizim. Evet, Emre Bey'e geçelim. Kütahya doğalgaz. Yaşınızı öğrenmemize gerek vermiyor efendim. 65. Mami Bey, götünüzle mi tanışacağız efendim, bana döner misiniz? Bir dakika. Ben Muhammed, a.k.a. Sensei. Yani turizm öğrencisi her tür işten az çok anlıyor zaten. Öbür yarışmacımız kaçtı. Adın ne? 3 kişi devam edelim. Merhaba. Merhabalar. Siz kimsiniz efendim? Ben buraya yarışmaya gelmedim ya. Ha, görüşürüz o zaman. Ha, tanıtayım Enes ben. Teşekkürler. Yeterli. Yeterli bence. 66. Poseidon. Mitolojide neyin tanrısıdır? Savaş. Güneş, deniz, aşk. Süren başladı. Poseidon. Aynen. Aa, Cem Yılmaz. İbrahim Bey, evet, süreniz akıyor efendim. 10 saniyeniz kaldı. Evet. Savaş. Son kararım mı diyorsun? Ne diyorsun acaba? Son kararım. Yanlış cevap. Gel buraya. Gerizekalı. Cahil, cühela, piç. Bu nasıl sonucu kardeşim? Salak gerizekalı, bir bok bilmiyorum. Doğru cevabımız C, denizdi. Deniz. Poseidon aynı zamanda deprem ve bir şey tanrısı falan da diyorlardı. 31. Tarihte ilk motorlu, kontrollü ve aralıksız uçuşu kim gerçekleştirmiştir? Niels Bohr, Wright kardeşler, Evangelista Torricelli, Enrico Fermi. Süren başladı, kolay gelsin. Vecihi. O değil. Aha, o bizimki. O değil. Bir daha oku. Yok, doğru. O bizimki. Bir daha oku be. Niels Bohr. Wright kardeşler. Engalista Torricelli. Wright kardeşler. Wright kardeşler. Helal. Be. Doğru. Emre Bey'i tebrik ediyoruz. Ben de biliyordum. Yarrak biliyordum sen. Bu nasıl yarışma ya? Yarrak biliyordum diyor adama. Bu nasıl yarışma ya? Kim diskalifiye edin ya? Ahmet bilmiyor. Aman efendim biliyorum. Biliyorum oğlum. Kardeşleri biliyorum. Birlikte yapıyorlar, uçuyorlar. Lan pide salonu yok mu oğlum onların? Wright kardeşler pide salonu. Bana altı. Finlandiya'nın başkenti hangisidir? Oslo, Ottawa, Tiflis, Helsinki. Süren başladı. Kolay gelsin. Ben bunu bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Aa. Yapacak bir şey yok. Basit bir soru aslında. Yüzüme bir bakın lan, biliyorsunuz mu? Muhammed Bey joker kullanacak sanırım. Ahmet bir daha, 8 saniyen var. Bir an önce şey yapman lazım. Bir daha söyle. Oslo, Ottawa, Tiflis, Helsinki. Süren bitiyor. Bir şey de. Oslo. Yanmış.
Doğru cevap Helsinki'ydi. Oslo'nun oyuncağı. Salak ya. Amın gözlerini sikiyor bir bakıyor ya. Gelecek soruyu sikiyim. Diskalep edin. Çek açmadan. Stüdyonun kapısı şurası. Benimki bayağı iyiydi ya. 34. Ay heyecanlandım. Titanic filminin yönetmeni kimdir? Quentin Tarantino. Christopher Nolan. James Cameron. Orson Welles. Başladı süren. B. Ay anasını al. Hangisi? B. Christopher Nolan mı? Evet. Son karar mı? Bir evet. Düşün, bir düşün derim. Evet dedi. Evet dedi. Evet dedi. Artık hakkın geçtiğiniz yanlıştı. James Cameron. Neydi ya? James Cameron'dı. C şıkkı. Abi nasıl olabilir? Lan oğlum Titanic'le Inception'ı karıştırdım. Gerizekalı. 25. Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek gibi ülkelerin dağılmadan önce kurdukları devletin adı nedir? Çekoslovakya, Yugoslavya, Mezopotamya, Emeviler. Süren başladı. Olay gelsin. A ile B neydi? Çekoslovakya, Yugoslavya. Süren daralıyor. %50 kullanacağım. Şimdi %50'yi ben mi eliyorum? Sen ele kafandan. Kafamdan ben elersem seni çok büyük bir şeyde bırakırım bokun içinde. Kurayla ele yani. İbo ben senin şansını sıçayım. C ve D şıkkını sildik. Mezopotamya ve Emevileri sildik. O ne amına. Çekoslovakya mı? Yugoslavya mı? Hayır yemin ediyorum kura çektim de çıktı abi. 15 tane sıra kaldı. Çekoslovakya mı? Yugoslavya mı? Hayır ismini sohtırladım. 8, 7, 6, 5. A. Son karar. Aa son karar Çekoslovakya. Ooo. Hayır bak bir kere İbo sen zeki adamsın. Çekoslovakya Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ayrımı kardeşim. İkisi ayrıldı. Yani ayrıldıktan sonra o iki ülke çıktı. Açıkçası mantık yürütmeni tavsiye ederdim ama maalesef İbrahim Bey yarışmamızdan elendi. Ya hadi ya. Ne bağırıyorsun lan? Horoz mu? Ahmet 10 numara diyorum. Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete ne ad verilir? Sismograf, tomograf, barometre. 3 şıkkın var Ako. Senin 4. şıkkın yok. Koymayı unutmuşum. Kolay gelsin. Barometre. Süren başladı. Düşün derim. Sen bilirsin. Barometre. Son kararım demeden cevabınızı onaylamıyorum. Son kararım. Elen. Gerizekalı. Sikerim böyle. Ananı sikerim ya. Abi. Nasıl lan? Sismograf da arkadaşlar. Ha. Barometre atmosfer basıncını ölçüyor. Direkt atlamasaydın. Keşke sana bir hak daha tanıdım aslında ben ama. Oğlum ya nasıl o değil ama. Ben de 54 diyorum. Abi Muhammed Bey'in sorusu sakar. Sense 54. Ben İbo'ya soru sorabiliyor muyum yaralı ama? Sorabiliyorsun. 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 Peşmerge ne demektir? Yerli. Anasının. Yerli, savaşçı, sığınmacı, göçmen. Süren başladı. Kolay gelsin. Peşmerge. Aynen. Şıkları bir daha sayıyorum. Yerli, abi, savaşçı, sığınmacı, göçmen. Tamam. İki jokerimi de aktif et. C ve D'yi sildim yine. Sığınmacı ve göçmeni sildim. Yerli ve savaşçı kaldı. Kime soracaksın? Akko'ya soracağım. Tamam. 3'e kadar sayıyorum. Akko süreniz başlıyor. Bir. Bir dakika soruyu tekrar sor. Ben soruyu duymadım. Bir daha sor soruyu. Peşmerge ne demektir? Yerli mi, savaşçı mı? 20 saniye süreniz tekrardan başladı. Akko ile birlikte cevap veriyorsunuz. Kolay gelsin. Evet şu an düşünüyorlar gördüğünüz gibi orada. Akko. Yerli mi? Öbürü neydi? Savaşçı. Savaşçı. Peşmerge. 9 saniye. 8. B ya B. Savaşçı mı? Son kararınız mı? Savaşçı bence savaşçı. Doğru. Sorusun. Doğru cevap. Adansınlar. 6. 6. Enes Bey'in sorusu Ankara'dan geliyor. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Sıvı, söyle. Gaz, katı, plazma. Süren başladı. Kolay gelsin. Aradığını plazma mı, katı mı? Hadi bakalım. Gaz değil, sıvı da değil. Yani plazma ondan biraz da orta seçenek olduğu için mantıklı eledin aslında. Ama ben bilemem yani tabii ki. 8, 7. Bir dakika şey yarı yarıya kullanacağım. Böylesini yarı olmaz amına koyayım. Yarı yarıya kullanacağım. Evet. Sıvıyla gazı sildim. Anan aradığını ya giderim ben. C ve D katı ve plazma kaldı abi. Tekrardan süren başladı evet. Abi. Yani. Katı diyorum. Son kararın mı? Evet. Doğru. Enes Bey'i de tebrik ediyoruz arkadaşlar doğru cevaptan dolayı. Sorumuzun cevabı olarak da arkadaşlar tanecikler arası mesafe arttığı zaman sesin yayılma hızı da azalıyor. Dolayısıyla katıdaki tane araları daha sık olduğu için ses daha hızlı yayılıyor falan diyerekten böyle. Sorumuzu özetliyoruz. 43. Aktan Bey'in sorusu Kütahya'dan geliyor efendim. Hangi ülkede kadınların askerlik yapma zorunluluğu vardır? İngiltere. Ananı sikeyim. Ay amını. İngiltere, Amerika, Çin, İsrail. Süren başladı. Kolay gelsin. Çok kolay. Şimdi benim bildiğim bir yer bir şık var da iki şık arasında yarı yarıya jokeri kullanacağım ben. Sen kullanmadın mıydın?
Hayır, ben hiçbir şey kullanmadım. Tamam. Yok. Durdurdum süreni, sıfırladım. Amerika ve İngiltere'yi sildim. Çin ve İsrail. Çin ve İsrail kaldı. Çin. Süren başladı. Çin. Son kararın mı? Kararım. Son kararım. Evet. Geçmiş olsun. Yanlış. Ya oğlum nasıl ya? Oğlum ne ya? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Salak! Oğlum hatta Instagram'da İsrail askerleri diye bir fotoğraf evet. var. Bunlarla bizim aynen. savaşta ne düşünürüz falan diye böyle taş gibi. Hatunlar neyse geçelim öyle. 29. Örümcek fobisine verilen ad nedir? Nomofobi, araknofobi, agorafobi, monofobi. Araknofobi, araknofobi son kadar. Araknofobi son kadar. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz efendim. Abi araknofobi diye şarkı var ya, 35. İzmir'den geliyor öğrencisi sorusu. Norveç bayrağında aşağıdaki renklerden hangisi yoktur? Ulan hiç bilmiyorum, ananı avradım. Ya hayır. Mavi. Soruyu sorabilir miyim? Sana Sayın Muhammed Bey, yarışmacı olarak. Mavi, siyah, beyaz, kırmızı. Süren başladı, kolay gelsin. Hepsi birer şık. Evet. Tekrar ediyorum. Norveç bayrağında aşağıdaki renklerden hangisi yoktur? Mavi, siyah, beyaz, kırmızı. Hepsi birer. Abi şık. Hiç fikrim yok. 5 saniyen. 2. Siyah. 1. Son kararı mı? Tamam, son kararı. Değil ama. Tamam. Yapacak bir şey yok. Süren bitti. Siyah doğru kabul ediyoruz. Doğru cevap. Siyah. Tebrik ediyorum. Ananı. Böyle bir şans olabilir mi ya? 17 Ahmet. Güzel, güzel, güzel. Güzel bir soru. Ama bence bilemeyeceğim. Ya oğlum. NBA'de oynayan ve All Star'a seçilen ilk Türk basketbolcumuz kimdir? Aga. Sor. Mirsat, biliyorum bunu ben. Mirsat Türkcan, evet. Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu, Semih Erden. Süren başladı. Hazır mısınız? Hazırız. Mirsat Türkcan son kararım. Son kararım. Evet. Yanlış yap, Mehmet Okur'u gel buraya. Geri zekalı. Rasko buraya aldım. Mirsat Türkcan kankacım, NBA'de oynayan ilk Türk oyuncu. Ya evet şimdi. All Star'a seçen ilk Türk oyuncu ise Mehmet Okur. Böyle şaşırtmalı şıklarımız da var. Enes kazandı, Enes şampiyon, oley. Oy, İbo kahrından ölmüş, bir dakika. Evet, İbo kahrından öldü. İbo'ya bak kardeşim. Birinci olduğun için seni sırtımda taşıyorum, ödülüm bu. 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin komşusu bir ülke değildir? Söyle. Ermenistan, Irak, İran, Arnavutluk. Süren başladı, kolay gelsin. Süren gidiyor. Abi ben coğrafyayı bilmiyorum ki ama. Bunu da ne bileyim Enes şimdi. Ben basit geldi, çocuğa basit geldi diye burada üzülürken. Vallahi coğrafya bilmiyorum. Coğrafya bilgim sıfır. Yarı yarıya indirsene onu. Bilgini... Yarı yarıya mı indireyim? Coğrafya bilgim sıfır ya. Tamam. B'yi ve C'yi siliyorum. Irak ve İran gitti. A Ermenistan mı? D Arnavutluk mu? Başladı. Arnavutluk o zaman. Son kararım mı? Lan İbo? İbo'nun öksürüğünden duyamadık. Son kararım mı? Lan öksürmeyin, kafamı karıştırdım. İbnelik yapmayın. Hadi lan Allah'ım. Ya abi Arnavutluk diyorum ya. Arnavutluk. Son kararım mı? Evet. Tamam, doğru cevap, tebrik ediyoruz. Bak, bana bildim bunu koyayım. İbo beni kandırmaya çalıştı mı? Bak seni alnını sikelim. Yok la bu adam. 7. Mal mısın oğlum? Aynı soruyu niye sordun? 7 dedi ya amına koyayım. 7 diyor. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye komşusu bir ülke değildir Ako? Ermenistan, Irak, İran, Arnavutluk. Doğru cevap. 52. Ay, dünyanın etrafında tam bir dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? Anladım ama. Bir gün, bir yıl, bir ay, bir hafta. Süren başladı. Biliyordum aslında. Kolay gelsin. Yarı yarıya kullanıyor. A ve B'yi sildim. Bir gün ve bir yılı sildim. Bir ay mı bir hafta mı? Süren tekrardan baştan başladı. C mi D mi? Bir ay mı bir hafta mı? Sunucunun sesi gitti yayında. 10 saniye süren... C bir ay bir ay. Son kararım mı? Bir ay. Son kararım. Tamam doğru. Basit bir soru ama... Niye bu kadar düşündüğünü anlamadık. Herkese sallayarak tutturuyor. Bunu olduğunu salacak bir şey yok ki. Bir kere döndüğü zaman bir ay geçiyor işte. Enes gel şuraya. Yarışmacılarımızdan biri kaçmış. 13. 13. Cuma'ya özel bir soru gelmez mi? Oğlum sen çok şanssız, çok şanssız bir çocuksun ya. Ya abi. Sen yemin ediyorum çok şanssız mal bir çocuksun ya. 2006 Dünya Kupası'nı. Kazanan ülke hangisidir? Almanya, İtalya, Brezilya, Fransa. Süren başladı, kolay gelsin. 2006 Dünya Kupası. Aynen. Sen daha 2-3 yaşında falan mı? Ben Joker hakkımı kullanarak bu soruyu İbo'ya sormak istiyorum. Tamam, sıfırladım. İbo tekrardan soruyu soruyorum. 2006 Dünya Kupası'nı kazanan ülke hangisidir? Almanya, İtalya, Brezilya, Fransa. 20 saniye süreniz tekrardan başladı. Kolay gelsin.
Ya şimdi 2016 Dünya Kupası'nı, aman 2016 Dünya Kupası'nı. Ya açıklama yapma, 7 saniye var. Bitti. 10 saniye süren var şu an. Hemen söylüyorum. 2016 Dünya Kupası'nı kazanan neydi? Süren bitti. Şıkları unuttum lan. Süre bitti, geçmiş olsun. Bir cevap verin, hadi bir cevap verme hakkı tanıyorum. Ya anasını sikerim, böyle bir şey mi olur ya? Bir cevap verme hakkı tanıyorum, seri. İtalya. Doğru cevap. Ha eyvallah kardeşim. İnşallah bakmamıştır, çok oyalandı ama bir şüphelendim açıkçası. Yok, ben heyecan yaptırmak istedim Mami'ye. 5 tane kala söyleyecektim, şıkları unuttum amına koyayım. Göz! Penaltılarda İtalya Fransa'yı mı? 5-3 yenmiştir 1-1 biten uzatmalar sonucunda. Tebrik ediyoruz İtalya'yı buradan. Zidane Materazzi'ye kafa attı. Diyecek olsam mesela Fransa derdim herhalde. Güzel, en azından finalin ismini bilmişsin. 9. 9, güzel soru. Bilirse sevinirim. Türklerin en ünlü mimarı Mimar Sinan aslen nerelidir? Türk, Ermeni, Macar, Sırp. Süren başladı. Kolay gelsin. Açıkçası bilmiyorum. Mesela az önce soru sana gelse bilmiştin. Suat'taki ifadeye bak. Açıkçası bilmiyorum ifadesi şu an. 10 saniye kaldı. Ben bunu Akko'ya soracağım. Şıkları bir daha söyle bir. Tamam, soruyu anladın değil mi? Haha, Mimar Sinan'ın şeyini. Tamam. Türk, Ermeni, Macar, Sırp. Süreniz tekrardan başladı. Kolay gelsin. Macaristan. Son kararınızı demeden onaylamıyorum ilk şıkkınızı. Yani Ermeni değil, Türk de değil. Macarla şey arasında kaldım ya. Sırp bakayım ha, Macar ya. Son kararım mı? Benim son kararım. Yok. Son kararım. Macaristan. Yanlış. Ermeni. Abi. Aaa, Ermeniymiş onlar. Oğlum Ermeniymiş lan o adam. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak alınmıştır arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'na. Adama Norveç bayrağı geliyor, buna Dünya Kupası geliyor, bana gelen... Mimar Sinan, Ermeni, Sokullu Mehmet Paşa da Sırp'tır arkadaşlar. İkisi de Türk olarak biliniyor ama değiller, haberiniz olsun. 8. Aşağıdaki takvimlerden hangisini Türkler kullanmamıştır? Evet. Tibet takvimi, Rumi takvim, Milani Tibet takvim, Celal takvim. Tibet. Evet, tamam. Enes Bey'i tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Emre Bey. Heh. Uyandı. Evet, yarışmacımız uyumuş. 38. Kayseri'den geliyor sorumuz. Haydi. Nah bilirsin. Değiştirmek istiyorum. Bir dakika. Hayır. Dünyayı gemiyle dolaşan Ferdinand Magellan nereliydi? İspanya, Brezilya. Aydın'la. İspanya, Brezilya, Portekiz, Fransa. Süren başladı. Kolay gelsin. Abi bu genel kültürü değil bu arada. Bu bildiğin tarihin ayrıntıları. Ahmet, biz şıkları bir daha söyle. İspanya, Brezilya, Portekiz, Fransa. 10 saniyen kaldı. Portekiz'de Fransa'yı eliyorum. Öbürünü söyle. İspanya, Brezilya. 5 saniyen. Yo, Fransa'yı elemiyorum. Süren bitti. Brezilya. Cevap vermek zorundasın. Çabuk. İspanya. Değil. İspanya değil. Fransa. Fransa. Hata. Portekizliydi. Hangisi sensin? Ya abi o amına koyacağım ya. Hayır, denizden çıktım, tamam mı? Oğlum, Portekiz'de deniz. Portekiz'de deniz yok mu? Denizler ülkesi lan. Lan adam dünyayı dolaşmış hem. Ne alaka, nereden başlıyor? Adam ya denizler oğlum, ülkesi olarak anılıyordu oğlum o monarşi döneminde. Oğlum Portekiz'de deniz mi var amına? Adam dünyayı tamam dolaşmış. Hakkı Portekiz'de deniz yoksa adamın neyine? Ya oğlum. Ayrıca var amına koyayım. Allah Allah. 56. Pi sayısının sayısal değeri kaçtır? 3,16. 3,17, 3,14, 3,15. Süren başladı. Kolay gelsin. Şimdi çok zor bir soru. Yani biraz şüpheye düşürdü beni açıkçası. Ama ben 3,14 demek istiyorum. Son kararım. Doğru cevap. Tebrikler. Şimdi yanlış çıkıyormuş falan böyle. Şey vardı ya, pi sayısını komple ezberleyen çocuk. O geldi aklıma. Ana sikim. Pi sayısını hepsini ezberledi. Pi 3,14 alınız. Ana sikim. İbrahim Bey. Yeter artık. Ben bıktım ama ya. 45. Evet. İbo gerçekten. Abdest alıp geldin. Abdest almayıp geldin. Bunu anladım. Yeter ya. Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın lakabı nedir? Cennetten gelen, Medellin torbacısı, Kolombiyalı Robin Hood, kokainin babası. Süren başladı. Kolay gelsin. Aydın'dan gelen. %50'yi kullanacağım. Çaycı. %50'yi kullanıyorsun. Tamam. A ve B'yi eledim. Cennetten gelen ve Medellin torbacısı elendi. Kolombiyalı Robin Hood mu, kokainin babası mı? 20 saniyen tekrar başladı. İbo, kokainden yürü oğlum. Bence şaşırtma olabilir ya. Kokainden yürü, sen beni dinle. Duamı dinle. 13 saniyen kaldı. Sen ki niye karışıyorsun? Ben hiç inanmıyorum oraya aynı anda varacağını. Bence kokainden yürü. Sana sordu mu adam? Sus. 5 saniyen, biz cevap vermek zorundasın. Ben babası demek istiyorum. Babayı yedin. Babayı aldın. Kokainin babası mı diyorsun? Evet.
Dinlemeyecektin işte onu, dinlemeyecektin. Kolombiyalı Robin Hood'tu. İyi ki de ben ineği buldum. Ya bana ne amına koyayım ya, ben... Hayır, kabul etmiyorum ben bunu tamam, ya. Tamam, hadi sana bir hafta atarız, hadi kalk. Hayır abi, hayır abi. İbo yarışmaları kabul etmedi, bir hafta tanımıyoruz. Oğlum, devam edelim. Oğlum çocuklar, hani yanımdakiler karışmayacak. Kanka. Niye konuştu yanımda? Oğlum sen dinlemeyecektin, niye dinliyorsun ben adamı? Ben karışmam. Oğlum konuştu amına koyayım, beynim yok hadi. Ben dedim konuşma diye, onu da sana dinleme dedim. Yarışmada konuşma dedik amına koyayım, niye yandan konuşuyor? İbo bir maç daha atacağız, onunla ben senin şu an senin geleceğine inanıyorum. Yarrak gelir. 5. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür? Karasal iklim. Coğrafya yeter artık. Karasal iklim, muson iklimi, ekvatoral iklim, tropikal iklim. 20 saniyen başladı. Kolay gelsin. Bir daha söylesene soruyu. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür? Karasal iklim, muson iklimi, ekvatoral iklim, karasal ya. Karasal. Son karar mı? Evet, son kararım karasal. Doğru. Tebrik ederiz Enes Bey'e. Aralarında sadece karasal biliyorum. Ananı sikerim artık. 63. 63. Geçmiş olsun abi. Cem Yılmaz ile birlikte Son Umut filminde oynayan ünlü yabancı aktör kimdir? Robert De Niro, James Stewart, Russell Crowe, Tom Hanks. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. Mami'ye soracağım ben bunu. Joker mi kullanıyorsun? Tamam, durdurdum, sıfırladım. Son şık bitmeden cevap verme. Robert De Niro, James Stewart, Russell Crowe, Tom Hanks. 20 saniye süreniz tekrardan Russell başladı. Russell Crowe son kararım. Doğru cevap. Tebrik ederiz efendim. Muhammed Bey, şey arkadaşınızı kurtardınız. Bakalım size ne olacak şimdi? Evet, şimdi bana girecek. 48. Red Kit adlı çizgi filmindeki kötü karakterli olan Dalton kardeşlerden en uzun olanın adı nedir? Joey, Jack, Averell, William. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. Ben bu isimleri ilk defa duyuyorum oğlum. Bir daha söyle isim şıkları. Joey, Jack, Averell, William. 10 saniyen kaldı. %50 kullanacağım. Tamam, durdurdum, sıfırladım. William ve Joey gitti. Jack ve Averell kaldı. 20 saniye ölene süren. Sorabiliyor muydu? Tekrardan başladı. Ölene de sorabiliyor. Ama kalmadı ki Joker. Ahmet. Jack son kararım. Jack'i eledi lan. Tamam. Çekelememiş gibi. Averell ne amına? Averell diye bir isim duymadım ben. Hayır, zaten onun şeyi de orada işte. Adam uzun boylu. En salakları böyle falan için. Ama en salakları. 51. Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesine ne ad verilir? Gözcü, ferma, izci, fırla. 20 saniye süren başladı. Emir mi lan bu? Bilen var mı aranızda, size sorayım. Ben duymadım ki soruyu. Duymadım. Akko sana al. Avcı köpeğine ne mi dediğin ne öyle bir şey. Bir daha sor, soruyu bir daha sorsun. 5 saniyen kaldı, bir cevap vermek zorundasın. Dur Akko'ya cevap şey soruyor. Akko'ya sorma hakkı tanıyorsun, tamam. Süresi soruyu sor. Soruyu. Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesine ne ad verilir? Gözcü, ferma, izci, fırla. 20 saniyeniz tekrar başladı. Kolay gelsin. İzci. Son kararım demeden kabul etmiyorum. Emin misin? Gözcü izci. Enes, ikisinden birini seç. Gözcü izci. Senin sorun. 7 saniye. Hocam ben hiç... Gözcü işte ya, boş yapmayacağım. Son kararın mı? Yani. Yanlış, Gebre'ye. Fermaydı, çok basit düşünüyorsunuz. Ya perma gözcü diye bir şey perma var değil, biliyor musun? Ferma değil, ferma amına. Perma ne? Ferma mı? Ferma mı? Ben de ferma anladım amına koyayım. Ferma abi. Oğlum fe. Sanki ferma olsa bilecektim. Saymıyorum lan. Ferma da çok mantıksız. Hayır, ferma da çok mantıksız oldu oğlum. Ferma mantıklı mı? Ya en azından bir düşündür adamı. Perma saç amına. Çok ağlıyoruz. 61. Ako valla şansını sikeyim yani, başka bir lafım yok. Jokerim de kalmadı. Ali filminde Muhammed Ali'yi canlandıran ünlü aktör kimdir? Abi biliyor. Tekrar edeyim mi soruyu? Bir daha sor. Ali filminde Muhammed Ali'yi canlandıran ünlü aktör kimdir? Jamie Foxx, Bruce Willis, Morgan Freeman, Will Smith. 20 saniye süre başladı. Bunu biliyorum dememde sıkıntı gelsin. Yok herhalde. Valla Will Smith'tir herhalde. İşlerinde bir tek onu tanıyor. Will Smith'tir. Will Smith. Son kararın mı? Son kadardım, bir tek onu tanıyorum. Doğru cevap, helal olsun. Dansını tebrik ederiz. Dansını sikiyim ya, inanılmaz. Abi bala kurtuldu ya. Peki. Hayır lan, Will Smith'i biliyor, sarışın adam. Will Smith İbo, sarışın adamı mı? Sarışın mı? Will Smith sarışın. Baya biliyormuş ya. Will Smith sarışın. Sarışın. Tamam, Ako biliyormuş Will Smith'i, kolay gelsin. 33. Evet, Muhammed Bey'e en sevdiği konudan bir soru geliyor. Ahmet, korkutma. Spor değil, merak etme. Koala'nın... Koala'yı biliyorsun değil mi?
Ananı avradın en sevdiğin. Koala'nın, Enes'in en sevdiği hayvan bu arada. Koala'nın doğal yaşam alanı hangisidir? Avustralya, evet. Amerika, Asya, Afrika. 20 saniye başladım. Abi ülke olarak kolay gelsin. Kıta. Bunlar kıta mamicim, bunlar ülke değil. Şey yani tamam, o, niye öyle sordun? Bir daha söyle. Doğal, koala'nın doğal yaşam alanı hangisidir? Avustralya, Amerika, Asya, Afrika. 8 saniye kaldı. Ya Avustralya son kararım, yapacak bir şey. Doğru cevap, tebrik ediyoruz. Ananı avradım. Beyler bu iş çok çirkinleşmeye başladı. Laflar çekildi mi? Mermi adres sormaz diyorum. Evet. Dikkatli olun. 21. Bu arada bunu canlı izlemiştim. Buradan da bu saçma bir... Hayır! Wait guys, guys wait. Sakin ol. Tenis tarihindeki aha, en uzun maç ne kadar sürmüştür? Aaa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 a
ama... Salak. Soruyu bir baştan sorayım, soru şey oldu şu an. Tenis tarihindeki en uzun maç ne kadar sürmüştür? 11, atacağım, söyle. 11 saat 5 dakika, 9 saat 5 dakika, 10 saat 5 dakika, 12 saat 5 dakika. Klasik, o kadar uzun mu lan? Süren başladı bir avarda, kolay gelsin. Sen bunu full izledin mi peki? Yok, full izleyemedim. O anımı da anlatacağım, merak etme. Evet, geçelim. Bence 9'dur ya. 10 saniye süren kaldı. 10 saat ne amına? 9'dur. 5 saniyem var. 9. 9 saat mi diyorsun? Son kararın. Aynen. Yani vur. Vur amına. Saat kaçtı? Kaç saatti? Çok merak ettim. 11 saat 5 dakika. Adamlar öldü herhalde o maçtan sonra. Bir şey diyeceğim, nasıl bak, oluyor bu ya? Yemin ediyorum, gece maçı izlemeye başladım abi. Biraz izledim. Tamam. Uyudum, sabah kalktım devam ediyordu. Yemin ediyorum bak. Hatta NTV Spor'u ne yayınlıyordu? Ahmet, yaşımı söylüyorum, 24. İpeği ve şeftalisiyle meşhur olan ilimiz hangisidir? Bursa... İpeği? İpeği ve şeftalisiyle meşhur olan ilimiz. Bursa, Malatya... Tüysüz şeftali mi? Bursa, ya. Malatya, Amasya, Antalya. Süren başladı, kolay gelsin. İpeği ve şeftalisi... Ayaklarını öpeyim abim. Bir daha söyle bir ya. Sorayım mı? Işık var da. Bursa, Malatya, Amasya, Antalya. 7 saniyen kaldı. Bursa. Son karar. Bursa'dır onun. Bursa, Amasya. Tamam, bitti süren artık. Onu cevap olarak kabul ediyorum. Doğru cevap. Tebrik ederiz. Ya ananı avradın. Onu mu sikeyim bu? Abi inanılmaz sallıyor ya. Osmanlı döneminde Bursa'nın İpek yolu vardı arkadaşlar. Buradan da bilebiliriz. Ya ben... Ya Ahmet. Evet Muhammed Bey, geldik size. Ya öf. Ama sorunu sormak istiyordun ya, al işte sor. Buyur. Aha güzel. Ulan Mami. Açlık Oyunları serisinin ünlü başrol kadın oyuncusu kimdir? Daha geçen konuşmuştuk bu seriyi Mami ile. Jennifer, evet. Jennifer Boyner, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, son... Jennifer Lawrence, son kararım diyorum. Tebrik ediyoruz Muhammed Bey'i. Ballı i̇şte bir soru çıkarttı aradan. 40. Osmanlı bir basın lan M1. Bir susun lan bunu koyayım, soruyu sorar. Osmanlı Devleti'nin girdiği ilk savaş hangisidir? Nibolu, Koyunhisar, Plevne savunması, Viyana kuşatması. 20 saniye süren başladı. Bilemez bunu. Şey, bir daha söyle bir. B'yi söyle B'yi. Nibolu, Koyunhisar, Plevne savunması, Viyana Koyunhisar, kuşatması. Koyunhisar. Son kararım mı? Kararım. Doğru cevap, tebrik ediyoruz. Ya kardeşim, bu ya bu. Burada Osmanlı 1999 yılında kurulup 1302 yılında da arkadaşlar Koyunhisar Savaşı'nı ilk Bizans'a karşı gerçekleştirmiştir. Tebrik ediyoruz. Biz milliyetçi adamız. Anlıyor musun lan teneke, bana bak. Bu işe burada noktayı koymak istiyorum ve 30 diyorum. Bilebileceğim bir şey midir? Bence bilirsin ama sen bilirsin. Bilemezsen 3 kişi 4 kişi tükürürüz yüzüne. Cahit Arf. Abi. Kaç TL'lik banknotun arkasında vardır? 50, 20, 10, 5. 20 saniye süren başlıyor. Cahit Arf. Kolay gelsin. Aynen. Matematik profesörü biliyorsunuz ki. Kolay gelsin. Abi. Ya 10 lirayla 5 lira şıkları söyledin mi? 50, 20, 10, 5. Söylemiştim zaten. Bir daha söyledim. 7 saniyem var. Cevap vermek zorundasın. Arasında kaldım. 5. Son kararım. Yanlış. 10 muydu? Evet. 10 muydu? Ya ilk 10 diyecektim. Sonra vazgeçtim ya. Abi. Hepler olsun be. Abi Ben hak etmedim mi orospu çocuğu? Abi sen iki tane bilmediğin soru cevapladın, böyle iş mi olur? Biraz daha şey yanaşaklı, kendine göre sağa. Kendine göre sola yanaştın ama olsun. Ahmet 12. Sömürgecilik anlamına gelen kavram hangisidir? Liberalizm, anarşizm, realizm, emperyalizm. 20 saniye süren başladı, kolay gelsin. Emperyalizm. Son kararın mı? Son kararım.
doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Emperyalizmin uşakları. Vallahi bu yobaz nasıl biliyor bunları ya? Ben senin ananı sikerim bak amına koydum çocuğum. Seni sikerim abi. Ayrıl abi. Tamam ayrıl. Ako yapma. Yarışmadayız Ako, tamam boş ver. Velete velete olma. Kendin küçük. Çocukla çocuk olma lütfen. Dede. Yaşından başından bahsedeyim lütfen. Tamam devam sıkıntı yok. Güzel rating kastık. Alpinizm ne demektir? Koşuculuk, yüzücülük, dağcılık, atlamacılık. Süren başladı. Alpinizm. Kolay gelsin. Aynen. Alpinizm bir daha oku. Koşuculuk, yüzücülük, dağcılık, atlamacılık. 12 alpinizm. Saniye kaldı. Aynen. Atlamacılık diye bir şey var mı bu arada? Onu uydurmadın bileme, değil mi? Bileme. Yani yarı yarıya 5 Joker. 5 saniye yarı yarı Joker. Yarı yarı Joker. Sıfırlandı. Az önce Joker harcamam olayım dedi. Yüzücülük ve atlamacılık gitti. Koşuculuk ve dağcılık kaldı. 20 saniye süren tekrar başladı. Dağcılık. Son karar mı? Son kararım da yani. Tamam doğru, tebrik ediyoruz. Alp dağları var zaten. Çok basit. Alp dağlarından şey direkt bilirdim. Direkt bilirdim. 36. Enes'e hep coğrafya gelecek o zaman, başka yer aldık. Ya oldu lan, Bobby bildi mi? Kızıl renkli Akdeniz topraklarının diğer adı nedir? Çernezyum, Terra Rosa, Sierozom, Podzol. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. Arıganı sikeyim. Bilen var mı aranızda, soracağım. Yok yok. Söylemek yok. Söyle, bilen kişi söyleyecek. Bir daha söylesene. Şıkları. Çernezyum, Terra Rosa, Sierozom, Podzol. 5 saniyem var. Bir cevap vermek zorundasın. Yarı yarıya böl bir onları. Sıfırlamam. Yarı yarıya bölüyorum. Son 2 şık gitti. Sierozom ve Podzol gitti. Çernezyum mu, Terra Rosa mı? 20 saniye tekrar başlayalım. Biliyorum ya. Terra Rosa çabuk. Son kararın mı? Evet evet. Terra Rosa dedin değil mi? Tamam. Doğru. Evet. Tebrik ediyoruz Enes Bey'i. Teşekkürler. Evet, iki maçın şenabet. İlk de elenen İbo geliyor şimdi. 18. Evet, kolay gelsin İbo. Niagara şelalesinde. Ananın amı var. Heykeli bulunan bilim adamı kimdir? Oğlum bu ne? Azıcık oku kardeşim. Kolay bence. Thomas Edison ya da Thomas, nasıl okunuyorsa. Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. 50 kullan. Sıfırladım süreni. 50 kullandım. Einstein'la Newton gitti. Edison mu? Nikola Tesla mı? 20 saniye süren tekrar başladı. Hadi bakalım. 13 saniye. Tesla. Son kararın mı? Evet. Doğru. Tebrik ederiz efendim. Helal lan. Nedenini ben anlatayım. İzleyicilerimiz bilgilensin. Nikola Tesla Niagara şelalesindeki sudan elektrik yapma fikri veriyor. Aynen, bunu bana sorduydu. Ve bunu beceriyorlar. Teşekkür olarak hala da Niagara şelalesinin önünden Niagara şelalesinden elektrik çekerler Amerika'ya. Kaç dedin Oko? 3. 3. İlk evcilleştirilmiş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Koyun, kedi, tavşan, köpek. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. Yarı yarı Joker'ı kullan. Yarı yarı Joker, hadi bakalım. Kedi ve tavşan gitti. Koyun ve köpek kaldı. 20 saniye tekrar başladı. Kolay gelsin. Koyun mu köpek? İlk evcilleştirilmiş hayvan. Ya basit hayvan. Basit düşünsem köpek abi, tamam. Bilemeyiz orası. Koyun yeniyor. Mukadderat kardeşim. Evcil hayvan mı dedin sen? İlk evcilleştirilen hayvan. 5 saniyen var. Şimdi koyunu evcilleştirin. Evcil de. Süren bitti abi. Seri cevap ver. Süren bitti. Cevap köpek abi. Son köpek. Kararım. Son kararım. Doğru. Doğru olur amına koyayım. Koyunu evcilleştirin. Ne bağırıyorsun? Bizden anasını sen. O zaman söyleseydin ne kullanıyor? Allah'tan bak köpekle kedi kalmadı, sonra sıçardım. Bak şıklarda at olsaydı direkt at diyecektim. Evet. Üçlü söylendi ama. Brezilya'da hangi dil konuşulmaktadır? Brezilyaca, Portekizce, ananın amıymış ya. İspanyolca. Ako bir sorayım bir, dur la. Abi evet. Böyle bir soru yok ya. Söz anlamıyorum. Ya sana mı soruluyor, biz kes artık ya. Brezilyaca, Portekizce, İspanyolca, Fransızca. 20 saniye süren başladı. Portekizce. Son kararım. Doğru cevap, teşekkür ediyoruz. Abi basit soru, amına koyayım böyle bir olmaz ya. Ağla sürtük. 49. Enes coğrafyadan geliyor. Ya abi değiştireyim ne olur değiştireyim. Meksika hangi kıtada evet. bulunur? Avrupa, ne bileyim. Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika. Amerika'da bak, Amerika'da onu biliyorum. Şimdi bak 50-50'ye yok ki. 50'ye bulanırsan Ayla Bey'i yerlerim valla zaten olsa da. Abi sıcak bir yer, güney desem. Meksika sıcaktır ya. Böyle 5 oluyor. 7 saniye. Ya da belki de görünüşü öyledir. Limonlu şarap içiyorlar. 4 saniyen seri. Güney Amerika diyorum. Son karar mı? Evet. Yanlış, Kuzey Amerika'ydı.
Aga be. Abi Amerika işte ya. Kardeşim sen Kolombiya ile falan karıştırdın. 39. Evet. Kolay gelsin İbo. Edebiyattan geliyor sorumuz. Amına kodum. İbo'nun en uzman oldu. Hangisi Dostoyevski'nin bir kitabı değildir? Karamazov Kardeşler, İnsancıklar, Kumarbaz, İki Şehrin Hikayesi. 20 saniye başlıyor. Rainbow. Kolay Rainbow. Gelsin. Karamazov Kardeşler, Kumarbaz, İnsancıklar, İki Şehrin Hikayesi. 10 saniyen kaldı. Bilmiyorum ki amına koyayım. C. Birine sorsaydım. Kumarbaz mı diyorsun? Evet. İki Şehrin Hikayesi de Charles Dickens tarafından yazılmıştır efendim. 50 o zaman. Tıştı. Sonucu böyle derim amına koyayım, bu ne ya? Santranç'ta iki tarafın toplam kaç piyonu vardır? 8. Ananı sikeyim. Abi nasıl? Çok basit, çok. Çok basit ya. O zaman sormuyorum, Ako cevaplıyor mu direkt? 8, 4, 16, 10. Süren başladı. Kolay gelsin. Soruyu bir daha sordu. Santranç'ta iki tarafın toplam kaç piyonu vardır? 8, 4, 16, 10. 16. Son kararım. Son kararım. Doğru efendim. İki tarafta da 8. Abi bir şey ne var? 5 vardı şıklarda bu arada. Ben bir şey demiyordum. Dayı ikiye bölünmüyor. Arkadaşlar 8, 4, 16 ve 10 şıklarda 5 yok. Acaba nereden sanıyorsunuz bunu? Öncelikle bu 1. Lan 5 vardı, ben yanlış şıklarda duydum. Şıklarda 5 yok. Pardonuz lan, özür diliyorum herkesten. Önemli değil. 53. Tarih öncesi çağlardaki. Ay Allah. Savaşçı kadınlara ne ad verilir? Evet. Zeyna, Ninja, Amazon, Selena. Bunu ben ekledim, pardon. Süren başladı, kolay gelsin. Zeyna, savaşçı kadınlara verilen ad değil, bir tane karakterin ismi. Selena zaten ablamız. Amazon. Abi son çok... kararın mı? Ya çok değil ama bilmiyorum. Son kararım. 5 saniye. Tamam, son kararım dedim. Kabul ettim. Teşekkürler, doğru cevap. Tebrik ederiz. Doğru mu? Tamam. 64. Lozan Antlaşması. Evet. Hangi ülkede imzalanmıştır? Hadi. Türkiye. Bilemezsen taşlarlar ona göre. Türkiye, İsviçre, Fransa, Belçika. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. Bence Türkiye. Çünkü bir daha saysana şeyleri. Türkiye, İsviçre, Fransa, Belçika. Bak İsviçre yok zaten. Onu biliyorum. Türkiye bence ya. Son karar mı? Süren bitti, bir cevap almak zorundayım. Türkiye. Yanlış cevap, gebre. Nereydi? Allah'ını seversen. Kardeşim, Lozan İsviçre'nin bir şehridir. Orada abi, imzalanmıştır. Lozan Antlaşması ülkelerinden birçoğunu ben zaten şıklara da ekledim. Belçika falan, Japonya falan eklemedim de. Evet. 23. İspanya'da geçmişte kurulmuş İslam Devleti'nin adı nedir? Karahanlılar, Gazneliler, Eyyubiler, Endülüs Emevi. 20 saniye süren başlıyor. Kolay gelsin. Ya. Beyler bilmiyorum, zor mu gerçekten bunlar ya? Ben şey yapamıyorum. Ben kendim sorduğum için çok şey yapmıyorum. Sorma hakkım var değil mi? Var, senin sorma hakkın var. 8 saniye. Tarih olduğu için Ako'ya sormak istiyorum. Soruyu bir daha sor bana bir. Tamam, baştan okuyorum. Sonra 20 saniye tekrar başlayacak. Bakmıyorsunuz değil mi bir yerden? İspanya'da. Bak, bakıyorum yemin bak. Yemin ettiniz vallahi bakmamak için, siz bilirsiniz. Ben bakın bakıyorum mu bak. Ha, hadi. İspanya'da okay. Geçmişte kurulmuş İslam Devleti'nin adı nedir? Karahanlılar, Gazneliler, Eyyubiler, Endülüs Emevi. Tekrardan süreniz başladı, kolay gelsin. Gazneliler. Son kararım demeniz lazım. Çok salladı ya. Gaznelilerle Karahanlılar arasında kaldım. Gazneliler diye isim geldi. İkisinden birini seçi bu. 5 saniye. 5 saniye seri, 5 saniye, 5 saniye. Gazneliler Karahanlı. Gazneliler %70. Gazne. Yanlış cevap ki buraya. Neymiş ki? Endülüs Emevi devletiydi. Vay be, yaklaşmışsın lan ya. İşin arasında bırakıyor ama. Ya bu kadar yaklaştık lan. Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti. Ako büyük ihtimal o yüzden de şaşırmış olabilir. Aaa! Ananı sikiyim. Harbiden İbo Ahmet'in dediği ilk şeyle karıştı. Müslüman Türk Devleti ile İspanya'da kurulan ilk Müslüman devleti karıştırdı, olsun. Olabilir. Sikiyim. 59. Evet, inşallah şıkları okuyabilirim. Abi sıçtık ya, şıklar öyleyse sıçtık ya. Nirvana grubunun intihar eden üyesi kimdir? Hayda. Courtney Love, Ozzy Osbourne, Kurt Cobain, Jim Morrison. 20 saniye süren başladı. Kolay gelsin. Şıkları yanlış okuduysam affediyorum, aff diliyorum. Oğlum bu şıklar hepsi gruptakiler mi? Hayır. Bir daha oku şıkları.
Soruyu anladın mı? Şıkları bir daha oku. Courtney Love, Ozzy Osbourne, Kurt Cobain nasıl okunuyorsa, Jim Morrison. 3 saniyen var, cevap vermek zorundasın. Kurt Cobain, aynen öyle okunuyormuş. Enes'e soracağım ben bunu. Tamam. Söyle canım. Şıkları baştan mı sayayım? Aynen, soruyla şıkları bir daha söyle. Aslında ben Nirvana dinlerdim. Bayağı. Nirvana, ben Nirvana dinliyorum lan bu arada. Nirvana grubunun intihar eden üyesi kimdir Enes? Courtney Love, Ozzy Osbourne, Kurt Cobain, Jim Morrison. Cobain. Son karar. Cobain. Son karar. Yani oydu ya. Son karar mı? Evet. Cobain. Doğru, tebrik ediyoruz. Jim Morrison ekipten oğlum değil, diğerlerini çok bilmiyorum. Bir. Ya basit geldi ya. Sonucu ne üzüldü ama. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? 4, 7, 5, 6. 20 tane sıra başladı. Kolay gelsin. O zaman soruyu düşünüyor. Kaç tane dedin? Coğrafi ben bölge. Bilmiyorum. Coğrafi bölge. Hayır, şıklar neydi? Şıklar neydi? 4, 7, 5, 6. 10 saniye. 6. Kaldı. 6. Son karar mı? Son karar. Yanlış. 7. Allah kahretsin. 7 almayın. Amına koyayım ya. 6 ne? Oğlum saysana. Marmara, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz falan diye saysana. Ben bir tanesini unuttum. Marmara, Akdeniz, Ege. Karadeniz, İç Anadolu. Batane böyle orası bu çocuğu özellikler ya. 57'yi alayım yavrum. Sor. Anayasamızın ilk maddesi ne ile ilgilidir? Devletin şekli, devletin sırrı, devletin dili, laiklik. 20 saniye süre başladı. Kolay gelsin. Abi. Devletin sırrı. Son kararım mı? Son kararım. Yanlış. Ee? Devletin şekli. Abi ya. Senin ne oluyor? Bir dakika. Devletin şekliydi abicim. Ülke ya. Nereye gidiyor ülke? Bu nasıl abi gençlik? Abi nasıl gidiyor ülke? Az önce bozkurt olan adama ne oldu ya? Hayır, ama milliyetçiydi, ne oldu? İki lan iki. Aha suçtu. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Tekalifi Milliye, Servet-i Finum, Kuvayi Milliye, Lağımcılar. 20 saniye sonra başladı kolay gelsin. Lan diyor muyum? Tamam be. Dur, soru Joker. Tamam durdurdum. Kime? Ney? Hangi Joker'in kaldı senin? Bilmiyorum ya. Senin ne Joker'in kaldı? %50 kalmadı. Sadece, yok şey var sadece, soru sorma var. Soru, tamam sorma sor var. Kime soracaksın? Seri seç. Abi ben İbo'ya şey, soracağım ya. Ben İbo'ya soracağım. Bilemem. İbo'ya mı soracaksın? İbo'ya sorayım. Sallarım. Tamam. İbo soruyorum baştan sorunu. Güvendiğin kişisi kim? Abi ben biliyordum. Ben biliyordum. Abi değiştiremem ki artık yani. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Tekalifi Milliye, Servet-i Fünun, buna hep gülesim geliyor. Ağlamaya değil İbo, belli ki ağlamaya değil, sen onları geç. Kuvayi Milliye, Lağımcılar. 20 saniye süren başladı, kolay gelsin. Oğlum, Allah, dur ateş bastı, ateş bastı. Şey İbo bence C ve D ama C veya D. 7, abi. 6, abi. 5, 4. A neydi? Tekalifi Milliye, 2 saniyeniz kaldı, seri bir cevap bekliyorum. D amına koyayım. Ney? Ya. C ne diyelim bence. C diyelim ya. Kaç İbo ne ben dedi? D diyorum. Sen ne dersin? Tamam, Mami ne derse onu kabul ediyorum. Onun şey yarışması çünkü. Sövecek ki. Sövecek, D çıkarsa sövecek. Ben karışmam. Seri bir cevap vermeni bekliyorum şu an. C son geliyorsun? Kararım. C son kararım. Evet. Doğru. Tebrik ediyoruz efendim. Helal olsun. Bak, helal olsun. Güvenmediğin için. Beyler, Servet-i Fünun'u zaten saymıyorum şıklardan. Oğlum. Lağımcılar Osmanlı döneminde yer altından hani giden atak grubumuzdu. Beyler, ben niye gidiyoruz. Sordum? Numacı deniyor ya. 11. Yarışmamız gaza geldi şu an. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu daha fazladır? İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere. Kolay gelsin. Abi. Cevap veriyorum Japon. Abi bilmedi, bitsin bu, gitsin bu iş. 12 saniye süren kaldı. İngiltere herhalde ya. İngiltere son karar. Yanlış efendim, Almanya. Almanya değil mi ya? Nereymiş? Nere? Almanya. Vallahi bir kararsız da kaldım, biliyor musun? Bizden de fazla onlarınki. Tamam hadi Mami'ye de bir sorayım sana da son sorun. Hadi bakalım sana ne gelecek. 22. Futbolu buldu yine, gerizekalı ya. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, yani FIFA'nın başkenti neresidir? Londra, Berlin, Zürih, Paris. Süren başladı. Kolay gelsin. Ben biraz zor bir soru. Evet. Ben Paris son kararım. Yanlış. Direkt Fransa'yı atladım. Zürih'ti. İsviçre'nin başkenti Zürih'te düzenleniyor FIFA'nın şeyleri. Yarışmacıları tebrik ediyorum. Sizin beni kültürünüz için diyerek videoyu kapatmaya gidiyorum arkadaşlar. Gerginlikten bilemedim. Onu olsun söyleyeyim mi sana? Olsun Mami ya. Ben linçleri bekliyorum yorumlarda, Mami'ye ve Akkaya. Ya hayır.